Ankara'dan İndeks Akademi stüdyolarından tüm öğretmenlerime merhabalar. Arkadaşlar, yavaş yavaş gelişim dersinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu ünitemizin adı Ahlak Gelişimi Ünitesi ve ÖSYM bu üniteden her yıl bir soruyu mutlaka sorar. Bazen yanında ikinci soruyu da ne yapabilir? Ekleyebilir. Biz bu ünitede Kolberg'in ahlak gelişimini, ardından Piaget'in, Gligin'in ve John Dewey'in ahlak gelişimini göreceğiz. Ha, ÖSYM Kolberg'den mutlaka bir soruyu soruyor. Bazen yanına Piaget'i, bazen Gligin'i ekliyor. Ama şu ana kadar John Dewey'in ahlak gelişiminden hiç soru gelmese de biz onu da ne yapacağız? İşleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kolberg'in ahlak gelişimi kuramında 3 tane dönem. Gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası. 6 tane de evre göreceğiz. İtaat ceza, saf çıkarcı, iyi çocuk, kanun düzen, sosyal anlaşmalar ve evrensel ahlak diye. ÖSYM şu ana kadar hep örnekleri verip bu hangi ahlak gelişimi evresidir diye doğrudan evreleri sordu. Ama şu ana kadar Kolberg'e göre hangisi doğru hangisi yanlış tarzında bir soru getirmedi. Ama biz Kolberg'in ahlak gelişimini 2 ders videosunda halledeceğiz. 1. ders videomuzda, yani şu anki videoda, sadece Kolberg'in görüşlerini, ilke ve kurallarını, bu kuramı nasıl inşa ettiğini ve hangi noktalardan eleştirildiğini söyleyeceğiz. 2. derse geldiğimizde ise detaylı bir şekilde her evreyi birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi hem de piyasadaki tüm soru kalıplarına değinerek halledeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Kolberg arkadaşlar bu kuramı inşa ederken adalet temasını temele almış. Adalet. Peki ne demek hocam bu? Birazdan izah edeceğiz. Kolberg gittiği her yerde insanlara bir hikaye anlatmış. Ve hikayedeki kişi hakkında sormuş kalabalığa, demiş ki suçlu mu, suçsuz mu sizce? Suçlu diyenler neden suçlu, suçsuz görenler neden suçsuz? Hadi bunu bana bir söyleyin demiş. Ve böyle bir hikayede adalet duygusunu temele alarak bir kuram inşa etmeye çalışmış. Birazdan bu hikayeyi ve yapılan yorumları vereceğim. Ama önce şuradan bakalım. Arkadaşlar, bu tablo bizim için önemli. Bakın, gelenek öncesi dönem, geleneksel ve gelenek sonrası. 3 dönemi önce şu şekilde bir karşılaştıralım. Der ki Kolberg, ben merkezci düşünceye sahip olan bireyler gelenek öncesi dönemdedir mutlaka. Çünkü empati kuramadıkları sürece geleneksel döneme gelme şansları yok diyor. E peki bilişsel gelişimden hatırlayın arkadaşlar. Ben merkezcilik işlem öncesi dönemin özellikleriydi. Empati ise somut işlemler döneminde kazanılıyordu. O zaman ben merkezi düşüncenin var olduğu dönemde zaten Kolberg'e göre insanların bu dönemlere gelme şansı yoktur. Peki kim gelenek öncesinden geleneksel döneme geçebilir? Ben merkezcilikten kurtulup empati kurabilmeyi başaranlar. O zaman dikkat edin. Eğer bir kişi Kolberg'e göre empati kuramıyorsa geleneksel döneme zaten gelemez. Ama şunu da not düşüyor. Her empati kuranın da bu döneme gelebileceği meçhuldür diyor. Tamam, o empati kurabilmek bu döneme gelebilmek için şart. Ama tek şart o olmadığı için empati kurabiliyor diye bu döneme geldiğinin garantisini veremem diyor. Kısaca hadi bir şu cümleyi görelim. Empati kuramayanlar bu döneme zaten gelemezler. Net. Ama her empati kurabilenin de bu döneme geçmiş olacağının bir garantisi yok. Ama şundan da eminiz. Eğer birey bu döneme geldiyse mutlaka empati kurabiliyordur da o yüzden gelmiştir diyeceğiz. Peki gelenek sonrası içinse kriterimiz soyut düşünme. Yani soyut işlemler dönemi. Der ki Kolberg, eğer bir birey soyut düşünemiyorsa ya da soyut işlemler döneminin üst düzey becerilerine sahip değilse ondan ahlaki açıdan üst düzey evrelere gelmesini beklemeyin diyor.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Ben merkezi düşünüp de empati kuramayanlar bu dönemdeler. Öteye geçemiyorlar. Empati kurabilenler bu döneme gelme şansına sahip oluyorlar. Ama diğer kriterler yerine gelmediyse yine geçemeyebiliyorlar. Peki soyut düşünemeyen bir birey asla gelenek sonrasına gelemez diyor. Ama her soyut düşünen, her zeki olan insanın da bu seviyede bir ahlaka sahip olacağının garantisi yok diyor. O zaman şu cümleyle özetleyelim. Bizler Piaget'in de anlattığımız kuramlarını hatırlayın. Zihinsel yönden olgunlaşıp yol kat etmediğimiz sürece ahlaki açıdan zaten ilerleyemeyiz. Ama zihinsel yönden üst düzey yetilere sahip olan herkesin de ahlakının bu seviyelere gelebileceğinin garantisi yok diyor. Şimdi o zaman soralım. Piaget'e göre ben merkezi düşünceye sahipseniz hangi dönemdesiniz? Kesin gelenek öncesi. Peki empati kurabiliyorsanız geleneksel dönemde olabilir misiniz? Evet. Olamayabilir misiniz? Evet. Ben empati kuramasaydım zaten bu döneme gelemeyecektim ama empati kurduğum halde bile gelememiş ve bu dönemlerde kalmış olabilirim. Son cümle. Soyut düşünemiyorsam eğer ya da soyut işlemler döneminin üst düzey yetilerine sahip değilsem eğer zaten gelenek sonrasına geçemem. Ama ben bu dönemin kazanımlarına sahip olsam bile yine de bu döneme geçememiş olabilirim. O zaman şu cümle doğru olur mu? Üst düzey ahlaka sahip olmak istiyorsanız evvela zihinsel yönden üst düzey becerileri kazanıp ilerlemek zorundasınız. Yoksa yok. Diyorlar ya delidir. Ne yapsa yeridir. Zihinsel yönden gelişmeyenden ahlaklı bir eylem bekleyemeyiz diyor. Peki şimdi diyor ki Kolberg, gelenek öncesindekilerin davranışlarının kökeninde bencillik, menfaatçi, çıkarcı olma yatar. Ve hep ben, hep ben, hep ben düşüncesi vardır diyor. O zaman eylemlerde bencil, menfaatçi, çıkarcı davrananlar varsa ve sadece kendisini düşünüyorsa bu iki evreden biridir. Geleneksel dönemdekiler ise her zaman başkalarını düşünen, hep başkalarına yaranmaya, onların gözünde iyi olmaya çalışan, fedakar, yardımsever, iyilik perisi insanlar olmaya çalışırlar. Peki ama gelenek sonrası yani en üst düzey ahlaka gelenler ise sadece kendisini ya da sadece başkasını değil, kendisi de dahil olmak üzere herkesi yani tüm insanlığı düşünürler. Ve şartlar ne olursa olsun şu prensiplerinden asla taviz vermezler. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik. Ne olursa olsun hiçbir zaman bu düşüncelerden taviz vermeyen, sadece kendisini veya başkasını değil, tüm insanlığı düşünen bireyler bu dönemdedir diyor. Devam. Peki buna etki eden mevzu ne biliyor musunuz? Freud'la bağdaştıralım. Freud diyor ki, eğer bir insanın kişiliğinde it baskınsa, yaptıklarının ve yapacaklarının da itlikten farkı yoktur diyor. Yani o zaman kişiliğinde idi baskın olan bireyler gelenek öncesi dönemde yer alan bireylerdir. Peki hocam hatırlıyor musunuz? Çocuklarda zaten süperego oluşmamışken hep it baskındı. O yüzden zaten çocuklar mecburen bu dönemde olmak zorundalar. Ama yaş ilerledi diye ilerleyeceğimizin garantisi yok. Çünkü yaşı 50-60 olanların bile kişiliğinde it baskın olabiliyordu. Hala bencil olabiliyordu. Yani bu evrede yaşı ilerlemesine rağmen, zeka seviyesi ilerlemesine rağmen kalabiliyorlardı. Devam. Peki süperego neydi hatırlayın? Her zaman mükemmel, kusursuz, iyi ve günahsız. Çok iyi bir insan olmaya çalışıyordu. Başkalarının gözünde çok iyi biri olmaya çalışıyordu. Demek ki burada da kim baskınmış? Süperego.
Aman ha, buradan tuzağa düşürüyorlar. İt, ego, süperego değil bakın. İt, süperego, ego diye gidiyor. Çünkü ben demişim ki Freud'da bu ikisi iki uç noktadadır. İkisinin de güçlü olması doğru olmaz. Doğru olan egonun güçlü olması ve dengeyi kaybetmemesiydi. Peki ego ne yapıyordu? Hatırlayın. Her zaman dengeli, doğru, mantıklı ve adil adımlar atmaya çalışıyordu. O yüzden de gelenek sonrasında olmak bunu gerektiriyor. O zaman idi baskın olanlar gelenek öncesinde. Süper egosu baskın olanlar gelenekselde, egosu güçlü olanlar ise bu günlük hayatta kullandığımız egoist kavramıyla karıştırmayın. Egosu güçlü olan, yani her zaman doğru ve mantıklı adımlar atabilenler ise üst düzey ahlaka gelebiliyor diyor. Peki bak şimdi son cümleler. 4 ila 9 yaş arası Kolberg'e göre olgunluk düzeyinden dolayı zaten mecburen gelenek öncesindeler. Çocukları hatırlayın hocam. Oğlum niye vurdun arkadaşına diyorsunuz. Ama önce o da bana vurmuştu diyor. O bana vurursa ben de ona vururum diyor. Bak saf çıkarcı. Peki oğlum neden vermiyorsun oyuncağını arkadaşına? Versen ne olur ki diyorsunuz. Ama o da kendisininkini bana vermemişti bir keresinde diyor. O bana vermezse ben de ona vermem diyor. Ulan bayram şekerini saklıyorsunuz. Arkanızı döner dönmez yürütüyor şekerleri. Çocuğun ahlakı bu kadar. Niye? Çünkü zihinsel olgunluk düzeyleri bu evreden öteye geçebilmeleri için elverişli değil. Bu nedenle çocukların tamamı gelenek öncesinde. Peki hocam 9 ila 15 yaş olgunluğuna erişenler artık zihinsel olgunluk düzeyi bu evreye geçebilmesi için elverişli. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Ama gelemeye de bilir. Çünkü yaşını başına almış herkes ahlaklı olacak diye bir şart yok. Ahlak yaşa bağlı artmıyor. Tamam, ahlakın ilerlemesi için yaşın ve olgunun ilerlemesi şart. Ama sadece bu yetmiyor ki. O yüzden yaşınız ilerlese de ahlak burada kalabiliyor. Peki 15 yaş ve üstü olgunluğa erişenler gelenek sonrasına geçebilecek olgunluğa erişmiştir. Ama diğer kriterleri yerine getirmediği sürece bu evreye gelemez. O zaman sizce yaş Kolberg'de hangi evrede olacağımızın kesin işareti midir? Değil. Şimdi şu cümleleri kaçırmayın bakın. Ahlaki açıdan üst düzey evrelere gelebilmek istiyorsanız, bak gelebilmek istiyorsanız, bir, belli bir yaşa ve o yaşın olgunluğuna erişmiş olmalısınız. Yetmez. İki, zihinsel yönden üst düzey becerilere sahip olmalı ve soyut düşünebiliyor olmalısınız. Yetmez. Bahsedilen diğer kriterleri de yerine getirmelisiniz. Yoksa yok. O zaman cümleyi bir de diğer boyuttan alın. Bakın, yaşınız ilerlemeden, zihinsel olgunluk artmadan, üst düzey zihinsel yetilere sahip olmadan ahlaki açıdan yol kat edemiyorum. Ama her yaşını başına almış insan, her olgun insan, her zeki insanın da ahlakı bu seviyelere gelecek diye bir garanti yok. Yaş 70 de olsa insan hala bu ahlaksızlığıyla kalabilir. Bak etrafımıza neçe, Azerbaycan'da öyle neçe. Nice. Neçe diyorsunuz ya? Neçe neye? Kaç ya, değil mi? He. Bak. Neçe dedeler var, babaanneler, anneanneler var. Artık zıvanadan çıkmış. Gider ayak şirazesi kaymış. Ahlaksızlık diz boyu, amcalar, teyzeler, dedeler var. O zaman demek ki yaşa ne yapmayacağız? Ahlak için güvenmeyeceğiz. Peki diyor ki Kolberg, tamam diyor. Çocukların her biri zihinsel olgunluk düzeyi ancak buna müsaade ettiği için geleneksel dönemde sıkıntı yok. Ama şunu bulmuş Kolberg.
insanların büyük bir bölümünün geleneksel dönemde olduğunu bulmuş. Diyor ki, Kolberg'e göre insanların büyük bir bölümü geleneksel dönemdedir. Kolberg'e göre insanların büyük bir bölümü geleneksel dönemdedir. Ancak çok az bir insan gelenek sonrası ahlaka geçebilir. Demek ki burası herkese kısmet olmuyormuş. Şimdi burada size bir laf cambazlığı yapacaklar. Bak baştan uyarıyorum sizi. Soru şu. İki cümle vereceğim. İkisi de aynı aslında. Kolberg'e göre insanların büyük bir bölümü geleneksel dönemdedir dememle gelenek sonrası evreye kadar gelebilir demem aynı şey. Bak buraya geçer demiyorum. İnsanların büyük bir bölümü bu dönemdedir dememle insanların büyük bir bölümü gelenek sonrası evreye kadar gelebilir demek aynı şey. Ama çok az insan buraya geçebilir. Tamam. O zaman dikkat edin. Şu iki cümleyi ayırt edelim. Gelenek sonrası evreye kadar çoğu insan geliyor. Ama o evreye geçebilen insan sayısı azmış arkadaşlar. Tamam. Peki şimdi buradan gelecek bir sorumuz daha var. Sizce ben merkezci düşünce itaat cezada mı daha fazladır? Saf çıkarcıda mı daha fazladır? Etra abi, bu soruda hata yapacak arkadaşlara örnek olur musun? Sorum şu. Ben merkezci düşünceye sahip olan bireylerin ya da şöyle diyeyim. Ben merkezci düşünce itaat ceza evresinde mi daha yoğundur? Saf çıkarcı evrede mi daha yoğundur? Ben merkezcilik. Hadi daha kaybedeceğim bir petito. Sınav bitti. Etrafı rehberlik saf sorularını çıkar. Göremeden saf, he? Çıkarcı. Saf çıkarcı. Dağıt. Yanlış. Niye? Ben merkezci düşünce bencillikle aynı şey değil ki. Ben merkezciliği bencillik diye yorumlayıp birçoğumuz diyoruz ki burada daha fazla. Yok öyle bir şey. Bencillik nerede desem tabii ki burada da ben merkezci düşünce demek bencillik demek değil ki. Hocam bak şimdi biz zihinsel yönden ben merkezciliğin dozunun giderek azaldığını ve sonunda yerini neye bıraktığını biliyoruz. Empatiye. O zaman ben merkezciliğin dozu madem giderek azalıyor ve sonrasında yerini empatiye bırakıyor. Dozun en yoğun olacağı evre itaat ceza. Daha az olacağı evre neresiymiş? Saf çıkarcıymış. Hiç olmayacağı yerde burası. Bencillik diye sormadım, dikkat edin. O zaman hadi bir özetleyelim, hikayesini anlatalım, dersimizi bitirelim. 1. Kolberg bu kuramı inşa ederken hangi duyguyu temele alıp işlemiş? Adalet duygusunu. Devam. Biz gelenek öncesinde hangi düşünme biçiminin baskın olduğunu biliyoruz? Ben merkezci. Geleneksel dönemde empati, gelenek sonrasında ise soyut düşünme. Devam. Her empati kurabilen bu döneme gelemeyebilir. Ama bu döneme geldiyse mutlaka empati kuruyordur. Her soyut düşünen gelenek sonrasına gelememiş olabilir. Ama biri eğer bu döneme geldiyse bil ki mutlaka soyut düşünüyordur. Peki ben merkezci düşüncenin en yoğun görüldüğü evrenin adı itaat cezadır. Bencilliğin demiyorum. Ben merkezciliğin en yoğun olduğu yer. Devam. Peki hep ben, hep ben diyen, sadece kendisini düşünen menfaatçi, çıkarcı insanlar evre olarak sormuyorum. Dönem olarak neredelermiş? Gelenek öncesi. İyilik yapmayı, yardım etmeyi, fedakarlığı savunan, kendinden vazgeçip hep başkalarını düşünen insanlar geleneksel dönemdeymiş. Bir tek kendini ya da bir tek başkalarını değil, tüm insanlığı düşünen ve adaletten, eşitlikten, doğruluktan asla taviz vermeyenler gelenek sonrasındaymış. 3 dönem, 6 tane evresi olan bir kuram.
En ahlaksız evre itaat ceza, en ahlaklı evre evrensel ahlak. Ve diyor ki idin baskın olduğu bireyler gelenek öncesine mahkumdur. Eğer süper egosu baskınsa bir bireyin geleneksel döneme mahkumdur. Egosu güçlüyse, denge mekanizması iyi çalışıyorsa onlar gelenek sonrası evreye kadar gelebilir. Tüm çocuklar olgunluk seviyesi ancak el verdiği için mecburen gelenek öncesindedir. Ama yaşlı insanlar bile hala bu dönemde kalmış olabilir. İnsanların büyük bir çoğunluğu Kohlberg'e göre geleneksel dönemde yer alır. Ya da gelenek sonrasına kadar gelebilir. Ama çok az insan bu evreye geçebilir diyor. Güzel, onu da hallettik. Son soru tarzı. Biz yaşımız ilerlemediği sürece, zihinsel olgunluğumuz artmadığı sürece ve zihinsel yönden üst düzey yetilere sahip olmadığımız sürece ahlaki açıdan ilerleyemeyiz. Ama yaşlı değiliz diye, yaşlı bile olsak, zeki bile olsak bu bizim ahlaklı olmamız için yeterli değilmiş. Şimdi hikayesini anlatalım, birinci bölüm bitirelim. Arkadaşlar, Kohlberg kuram inşa ederken gittiği yerlerde bir hikaye anlatmış. Hikaye anlatayım. Hikayenin serüvenini bozmayacağız, tamam mı? Kısa ve öz keseceğim. Hans diye bir adam var, Hans. Ve bu adamın karısı hasta. Bir ilaç var kullandığı ve hayatta kalmak istiyorsa bu ilacı ölene kadar düzgün bir şekilde kullanmak zorunda. Buna rağmen bir gece ansızın karısının ilacı bitiyor ve karısı fenalaşıyor. Hans'ın bir an önce bu ilacı bulup tedarik edip karısına içirmesi lazım. Ölmesini istiyorsa tabii ki. Hans koşarak evden çıkıp eczane aramaya başlıyor. Ve nihayete bir tane eczane buluyor. Etrafı sana soracağım. İyi dinle. Eczaneye diyor ki şu ilaç var mı? Var kardeşim. Ne kadar? 50 lira. Atıyorum. Hans diyor ki yapma abi, bu ilacın kendisi zaten 30 lira değil mi diyor. Bende 30 lira var. Zam geldi kardeşim, biliyorsun ortalık kötü diyor. Zam geldi. Abi diyor bak, ben öğretmenim devlette. Bizim sözümüz senettir. Ayın 15'inde maaş alırım diyor. Getireyim kalana 15'inde vereyim diyor. Olmaz diyor. Nöbetçi eczane. İlacı pahalıya satmaya çalışıyor. Fırsat bulmuş, kaçırır mı? Tam fırsatçı, bizden biri belli yani. Olmaz diyor. Hans da ne yapsın, çaresiz. Eczane arayamaz başka, yetişmesi lazım eve. İkna edemez. Bakıyor ki eczacı bir ara döndü arkasına, hop ilacı çalıyor ve gidiyor. Hikaye bu. Şimdi anlatmış ya bu hikayeyi, soruyor. Sence Etrabe, bu Hans, ilacı çalan Hans suçlu mu? Suçlu mu değil mi? Suçluysa neden? Suçsuzsa neden? Yani niye suçlu olduğunu ya da suçsuz olduğunu düşünüyorsun diyor. Suçlu mu, suçsuz mu? Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hans kadınlara sormamış bunu. Niye? Niyeyse az önce Etrabe'nin verdiği cevap da geçerli. Hem suçlu hem suçsuz. Yok öyle bir şey. Kohlberg bu kuramı erkekler üzerinde uygulamış. Kadınlarla ilgili bir araştırma yapmadığı halde de demiş ki, he canım ne olacak, kadınlar da aynı düşünüyordur. Kadınlar için de bu ortak kullanılsın demiş. Ve buna en başta Gligan karşı çıkıyor. Hiç kadınla erkeğin ahlaki yargıları bir olur mu ya? Saçmalamışsın sen de diyor. Ve kendi de bir kuram inşa edip cinsiyet farklılığını temele oturtuyor. O zaman Kohlberg cinsiyet ayrımı gözetmemiş. Sadece erkekler üzerinde araştırma yapması eleştirilmiş bir. Kadınlar üzerinde araştırma yapmadığı gibi ne demiş biliyor musunuz? Bak Etrabi. Kadınlar iyi çocuk olma evresinden öteye
geçemezler demiş. Şimdi ekran başında bizi dinleyen ve bu dersi ilk defa dinleyenler Kolberg'e kızıyorlar. Ölmüş adamın günahına girmeyin arkadaşlar. Kötü niyetle demiyor. Kadınlardaki o annelik, şefkat, merhamet duygusu var ya, maalesef bazen kanunun gerektirdiklerini uygulamaya izin vermiyor. Sizin o şefkatiniz, merhamet duygunuz, anaçlığınız var ya, sizi hep iyi olmaya ittiği için daha ötesine geçemiyorsunuz. Yani övüyor mu, gömüyor mu belli değil. Bu da eleştirilmiş mesela. Peki soralım. Etri abi bir daha düşün. Suçlu mu suçsuz mu bu adam? Bir. Ya böyle kanun tarafından bakarsan suçlu. Sen kendi açından bak. Bırak kanunu malı. Sen ne yaparsın? Ne diyorsun bu konuda? Bence iyi yapmış. İyi yapmış. Niye? Çünkü o adam yani empati kurması lazım. Ha! Ahlaksızı buldum bak ben. Ben ahlaksızı buldum şimdi. Etri abinin verdiği cevaba göre Etri abi saf çıkar çevrede. Niye? Diyor ki eczacı hak etmiş bence diyor. O da öyle yapmayaydı diyor. Yani diyor ki o bana böyle yaparsa ben de ona böyle yaparım. Dinsizin hakkından evet. Etri abi gelir diyor. Aynen. Saf çıkarcı. Aynen. Bak suçsuz çünkü dedi eczacı hak etmiş o da vereydi kardeşim ilacı diyor. Bir de kullanıyor orada. İşte bak bu saf çıkarcı. Bunu bulmuş. Etri abiyi bırakmış gitmiş Bünyamin'e sormuş. Suçlu mu suçsuz mu diye o İstanbul beyefendisi Bünyamin'im diyor ki bence insan hayatı her şeyden önemli ve değerlidir diyor. Pat evrensel ahlak. Tamam işte benim söylediğim soru. Evrensel ahlak. Peki Emre'ye soruyor diyor ki bence iyi bir eş ne gerekiyorsa yapmalıydı. Bence suçsuz diyor. İyi çocuk olma. Eşinin gözünde kahraman bir eş olmak için gerekse çalarım diyor yani. İyi çocuk olma. Peki hocam bence suçlu. Çünkü ne olursa olsun toplumsal düzeni sağlayan kanunlardan asla taviz verilemez diyor biri. Kanun düzen. Bana geliyor ki içlerinde en ahlaksızı da benim. Vallahi bir şey diyeyim mi? Kimse görmediyse bence sıkıntı yok. İşte bu da itaat cezaevresi. Ne yapmış Kolberg? Anlatmış hikayeyi. Sence suçlu mu? Sence suçsuz mu? Niye ama diye sormuş. Aldığı cevaplardan yola çıkarak 6 tane evre inşa etmiş. Ve maalesef bu kuramı 5 ülkede denemiş. Evrensel olmamakla suçluyorlar. Ve bu araştırdığı ülkelerden biri de Türkiye. Bil bakayım hangi evreleri bizim buradan buldu. Adam bizim ülkeye gelene kadar 4 evre bulmuş. Bizim ülkeye gelince kurban olduğum Rabbim beterin beteri varmış deyip 2 evre daha bulmuş. Ve demiş ki ben bu işi burada bırakayım 6 evre bize yeter demiş. Böyle bir kuram inşa etmiş. Eleştirildiği yerleri söyledim. 1. Erkekler üzerinden araştırma yapmış. Kadınlar araştırmamış. Cinsiyet ayrımını gözetmemiş. 2. Kadınlar iyi çocuk olmadan öteye geçemez demiş, eleştirilmiş. 3. Sadece 5 ülkede araştırıp evrensel olmadığı yönünden eleştirilmiş. 4. En büyük eleştiriyi söyleyeyim mi size? Kolberg'e en büyük eleştiri şuradan gelmiş. Ya kardeşim, sen insanlara sormuşsun. Tabii ki herkes senin önünde kötü yönünü belli etmez. Herkes şirin görünmek adına sana güzel şeyler söylemiş. Sen keşke o insanları bir de doğal ortamlarında gözlemlendiğinden haberi yokken izleseydin. İnsanların nasıl da çıkarcı ve menfaatçi olduğunu görürdün. Bu yüzden insanların büyük bir bölümü buradadır diyeceğine buradaymış vallahi derdin diyor. En büyük eleştiriyi ağızlarından çıkan lafa güvendiği için alıyor Kolberg. Doğru. Gelmiş diyor ki bence suçlu diyor. Niye? Çalmamalıydı diyor. Peki hocam aynı durumda sen olsaydın çalardım vallahi hocam diyor. Ele verir salkımı kendi yutar. Talkım öyle bir şey vardı.
Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı diye. E şimdi hocam, millete gelince suçlu 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 yapmamalı, yapmayacağıdı. E sen? Yaparım vallahi diyor. E kardeşim işte bak, dürüst değilsin. Kolberg burada yanılmış işte. Bana soruyor. Sen ne yapardın? Sence diyor. Vallahi ben ne yapardım biliyor musunuz? Eğer vermiyorsa ilacı hocam çalardım. Ama madem çaldım, günah bir kere, pisliğe bir kere bulaştım. Orada var ya aferin, nurofen, taylot, maylot ne var kışlık hepsini çalardım. Nasıl olsa gireceğim içeri, bari çaldığıma yattığıma değsin. Eczacıya kızıp ne var ne yok götürürdüm vallahi. Aferin, nurofen, nikosin, novajin, penesinin hepsini götürürdüm. Bir kere bulaştıysa pisliğe tam bulaşmak lazım. Yaptığımız için hakkını vermek lazım. O yüzden Kolberg eleştirilmiş. Ve şimdi gelelim son cümleye. Sizce insanlar aynı evrede oldukları halde farklı davranışlar sergiler mi? Etrafe hiç çalanla çalmayan saf çıkarcı evrede olabilir mi? Mesela sen çalmıyorsun, ben çalıyorum. Ama ikimiz de saf çıkarcı da olabilir miyiz? Oluruz. Niye biliyor musunuz? Ben onlarda benden çaldıydı ama diye çalmışım. Saf çıkarcı. Etrafe de ben başkasından çalmayayım ki onlar da yarın gelip benden çalmasın diye çalmamış. O da saf çıkarcı. Peki etrafe çalanla çalmayan iyi çocuk olmadı olabilir mi? Olabilir. Ben arkadaşlarım çalalım dedi diye onları yarı yolda koymamak için, iyi bir arkadaş olmak için çalmışım. Etrafe de insanlar görürse gözünden düşer ve iyi bir insan olmam diye çalmamış. Bak şimdi ne çıktı? Hocam davranışlar farklı olsa da evre aynı olabilir. Evre farklı olsa da davranış aynı olabilir. Bu bizim için neyi gösteriyor biliyor musunuz? Asla davranışa bakmayacaksınız. Niyesine bakacaksınız. Etrafe bak az önce ne yaptık? Çalanla çalmayanın aynı evrede olabileceğini verdik. Yani davranışlar farklı ama evremiz aynıydı. Peki şöyle olsa, ikimiz de çalsak davranışımız aynı. Buna rağmen farklı evrelerde olabilir miyiz? Evet. Etrafe onlar benden çaldıydı diye çalmış, saf çıkarcı. Ben kimse görmüyor diye çalmışım, itaat ceza. Diğeri arkadaşlarım çalalım dedi, ben de onları kırmadım, çaldım demiş, iyi çocuk. Bir başkası hayat kurtarmak için çalmış. O zaman şunu yapma. Hocam diyor ya, küfrediyormuş ama neresi iyi bunun diyor. Ya sen ne yaptığına değil, ne söylediğine değil, bunu niye yaptığına bakmadığın sürece Kolberg'de hata yapmaya hep mahkumsun. Yaptım. Yaptım ama niye yaptım? Bir sor. Bir örnekle özetleyelim. Kırmızı ışıkta duran biri hangi evrededir diye soruyorum. Pataküte cevap veriyorlar. Verme kardeşim cevap. Ben sana kırmızı ışıkta durmaktan bahsediyorum. Niye durduğunu söyledim mi sana? Söylemedim. Niye durdum kırmızı ışıkta? Polis var. Ceza yemeyim diye. Olmasaydı geçecektim. İtaat ceza. Eskiden cezalar düşüktü, şimdi arttı. Cebimden çok çıksın istemiyorum. Saf çıkarcı. Ya bir tanıdık görürse, bak hele hiç kurallara uymuyor, bir de öğretmen olacak. Püh sana demesinler diye durdum. İyi çocuk. Trafikte düzen bozulmasın diye durdum. Kanun düzen. Yani bak hepsinde de ışıkta durdum ama niyetim değişince ahlaki evrem değiştiğine göre sakın ha davranışa veya söyleme bakmayın. Niye yaptığına veya niye söylediğine odaklanın. Şimdi bir diğer videomuzda bunları göz önüne alarak dönemleri tek tek nasıl ayırt edeceğimizi, hangi evreden hangi soru tiplerinin gelebileceğini detaylıca ele alıp 6 evreyi gözden geçireceğiz. Biraz mola, dönüşte sizi bekliyorum.